Dosyadan yeniden merhaba. Bu bölümde konumuz fasya. Konumuzun bilirkişisi ise fizyoterapist Nurcihan Ekici. Nurcihan Ekici bize fasya ile ilgili bilgiler verdi. İzliyoruz. Fasya, konektif doku yani fibroz bağ dokusu diye bilinen embriyolojik dokudur. Üç boyutlu dinamik yapısıyla bir ağ gibi baştan ayağa kadar tüm vücudu saran ve kesintisiz olarak devam eden eşsiz bir sistemdir. Derinin altından deriye sıkıca bağlanarak farklı şekillerde vücudun en derin yapılarına kadar ulaşır. Tüm doku katmanlarını birbirinden ayırır, destekler, etrafını çevreler, iç ve dış basınçlardan korur ve bunları yapısal bir ünite içinde birbirine bağlar. Sinirler ve damarlar için kılıf oluşturarak onları destekler, korur ve yakın yerlerdeki yapılarla bağlantılarını sağlar. Fasyadaki duyusal sinir reseptörleri kaslardaki karşılıklarına göre 10 kat daha fazladır. Vücutta kesintisiz devam eden dinamik yapısı sayesinde sinir sistemiyle entegre bir sinyalizasyon sistemi olarak görev yaptığı anlamını taşımaktadır. Fasya aslında dünyada da yeni bir konu. Yaklaşık 20 yıldır bu fasya konusunda çalışmalar artarak devam ediyor. Fasya bir bağ dokusu. Embriyolojik gelişim dönemde mezoderm tabakasından gelişen bir bağ dokusu. O dönemde başlayan, embriyolojik dönemde başlayan bir bağ dokusu. Bu bağ dokusu tepeden topuğa kadar bütün ve üç boyutlu bir ağ sistemi. Biz derimizin altından bu sistemi başlayıp kas kemiğimize kadar üç boyutlu sistem her katları, yani insan vücudunu bir tabak olarak düşünürsek, deri ve deri altı dokusu, işte kaslara kadar ve kemiklere kadar her bir arasında bu bağ dokusu birbirine geçiş sağlayan, onları koruyan, yapıları koruyan bir sistem. Aynı zamanda organlarımızın çevresinde de bu yapı var. Bağ dokusu, fasya, konektifi aslında aynı şeyler. Farklı literatürlerde farklı şekilde ifade edilebiliyor. Fasya dediğimiz şey bağ dokusu. Şimdi insan iskelet kaslarımız işte 8 haftalıkken gelişmeye başlıyor. Bundan daha önce gelişen bir bağ dokusu var. Yani daha embriyolojik dönemde gelişen bir bağ dokusu var. Bu bağ dokusu gelişmeye başlıyor ve de vücudumuzu koruyan bir sistem. Vücut organları birbirinden ayırıyor, organları bir arada tutuyor. Vücudun balans sistemi aslında. Vücuda bir darbe geldiğinde bu yapı itme görevi görüyor. Tensegrity modeli deniyor, gerilim bütünlüğü. Ve bu gerilim vücudun her yerine taşınabiliyor. Yani bu şunu demek istiyoruz aslında. Sistem bütün olduğu için topuktan tepeye kadar, derin altından kemiğe kadar ve bütün sistemleri birbirine ayırıp bağladığı için bu demek ki vücudumuzun bir yerde bir travma olduğunda her yere taşınabilir demek. Yani boyunuz ağrıdığında sadece oradaki boyun ağrısı değil, ağrı bir subjektif bir olay. Beyin diyor ki burada bir problem var. Halbuki asıl kaynak orası olmayabilir. İnsanlar işte boynum ağrıyor, boyun fıtığım var, belim ağrıyor, bel fıtığı var. Yani bütünsel yaklaşımla tedavi etmek gerekiyor, yaklaşmak gerekiyor. Çünkü bu yapı bütün. Mesela kişi bir trafik kazası geçirmiş olabilir, işte arabanın işte, ya da at takla atmış olabilir, belinden bir travma almış olabilir. Bu bütünsel yapı o belindeki travmayı alıp bütün vücudu o yapısına taşımaya çalışıyor. Yani siz belinizin sağ tarafından bir darbe aldınız, bir süre sonra omuz ağrısı olarak kendini gösterebilir. Bir süre sonra işte baş ağrısı olarak kendini gösterebilir bu sistemin bütünlüğünden dolayı. Şimdi bu fasyal sistem nedir? Sistem deniyor artık. En son yapılan kongrede, Washington'daki kongrede fasya tekrar tanımlandı. Bizim öğrencilik yıllarımızda ve daha yakın bir geçmişte de hala da tanımlanıyor. Fasya işte kasları örten, kas dokusu üzerinde bir yapı, kılıf diye tarif ediliyor. Halbuki öyle değil artık, her şeyin üzerindeki bir yapı. Bu yapının bir sıvısı var. Bir zemin maddesi var ve bu sıvıda asılı duran lifler var, protein lifleri var, kolajen, elastin denilen lifler var. İşte dayanıklılığı sağlayan, bizi ayakta tutan kolajen lifleri. Elastin lifleri de elastikiyet sağlıyor vücudumuza. Şimdi bir fasyada bir hasar olduğunda bunun yapısı bozulmaya başlıyor. Yani kolajen elastin liflerinin anatomik olarak durması gereken pozisyonlarda duramayıp birbirine girift olarak girmeye başlıyorlar. Orada problem başlıyor ve sıvısı azalmaya başlıyor. Biz buna dehidrasyon diyoruz. Aslında yaşa bağlı, sadece insanların travmalanmasına gerek yok. Yani fizyolojik bir travma.
psikolojik travmalarda, insan vücudunda yapılan çalışmalarda, bilimsel çalışmalarda aynen insanın vücuda bir araba çarpmış kadar etki yaratıyor. Bu ne yapıyor? Bu fasyada bozulmalar meydana geliyor. Bütünsel yapısına doğru her yere taşınabiliyor. Postür bozulabiliyor. Sıvısı azalmaya başlıyor. Aslında insan vücudunu bir nehir olarak düşünürsek, akan bir nehir var. Sadece damar şeyi değil. Yani damarların bir damardaki kanın akışı gibi değil. Bir sıvı akışı var. Bu sıvı her yerde. Hücremizin çeperinde dahi. En küçük hücre de bu sıvının içerisinde. Bu sıvı susuz kaldığı zaman, insan vücudu susuz kaldığı zaman su içmek, içmemek anlamında değil bu. Vücudun bir fizyolojik bir yapı. Suyu azalmaya, dehidrate olmaya başlıyor. Başlayınca lifler işte birbirine giriyor, sıvı oranı azalıyor ve değişik yerde ağrı olarak kendini gösteriyor. Bozulmalar oluşuyor böylece fasyada. Fasyadaki bozulmaları MR cihazları, ultrason cihazları görüntüleyemiyor. Tabii ki bir ultrason cihazı var. Şu an Amerika'da kullanılmaya başlandı. Türkiye'de de inşallah kullanılacak. Bağ dokusunu bu fasyayı görüntüleyebiliyor, bozulmaları görüntüleyebiliyor. Ve manuel terapiler yapıldıktan sonraki düzelmeleri de görüntüleyebiliyor. Çok güzel bir şey. Yani elimizde bir subjektif bir veri olmuş oluyor. Ama bunu en güzel tespit etmenin yollarından bir tanesi fasyayla ilgilenen bir fizyoterapistin kişiyi alıp güzelce analiz etmesi, yani görsel olarak bakması, duruşuna bakması, palpasyonla vücudun farklı yerlerine dokunarak bu bütünlükteki hasarı bulması. Yani sadece ağrı olan yerde değil, bütün bu ağrı sebep nedir? Şimdi kişi geldiğinde ağrı, omuz mu ağrıyor diyor ya da belim ağrıyor diyor. Bir dakika diyorum. Zaten girişten itibaren yürüyüşüne bakıyorum. Çünkü yürüyüşün daha iyi etkiliyor. Ağırlık taşıması değişiyor. Çünkü vücudun balansını sağlayan sistem, stabilitesini sağlayan sistem de bu. Oturuş pozisyonunda bakıyorum. Farklı şekilde postür almaya başlıyorum. Sonra kişinin duruşunu değerlendiriyorum. Tepesinden topuğuna kadar ön, bütün yönden, ön, arka, yanlardan kişiye önce duruşunu değerlendiriyorum. Belli testler yapıyorum. Belli testler yatırdıktan sonra işte yatakta pozisyon alıyor. Yatak pozisyonunda da belli yerleri, o bütünlüğün fasyal hatlar var. Yani nerede yapışıklıklar. Çünkü fasyada problem olduğunda dedim ya, insanın deri ve deri altı dokularında hepsinin arası bu fasya var. Hepsinin arası kayganlık sağlıyor. Hyaluronik asit vasıtasıyla. O sıvının akışkanlığı vasıtasıyla yapışıklıklar oluşuyor. İnsanların tabii bu bölgenin ağrıları hissedebiliyorlar. Ağrının olmadığı farklı yerlerde de bu yapışıklıklar oluşabiliyor. Ben bunu yaptığım palpasyonla bulduğum noktalar var. Güzel bir tepeden başlayarak tek tek o noktalara basıyorum. Bazen hasta diyor ki işte bacağın ön tarafına dokunduğumda benim burada ağrım yoktu diyor ama çok ağrım var siz bastığınızda. Bu benim için bir bulgu. Demek ki buradaki bir sorun belki omzuna ve boynuna taşındı ya da ayak bileğindeki tabanına basıyorum. Tabandaki farklı bir şey diz problemine neden oldu. Yani bunu tespit etmek, sonra tespit ettikten sonra kişinin güzel bir şeyini çıkarıyorum. Yani problemini, sizin probleminiz boyun ağrısı, okey, boynunuzda bir ağrınız var. Fıtık belki bir sürü MR'lar da geliyor, tetkik sonuçları, bir sürü doktor dolaşmış ama burada diyorum ki sizin boynunuz önde duruyor ya da bir kalçanız yukarıda duruyor. Çünkü fasyal sistem vücudun balansını sağlamaya çalışıyor size karşı. Darbelere karşı, psikolojik durumlara karşı ya da gün boyu masada oturuyorsunuz, postürünüzü postürünüz sizi korumaya çalışıyor, farklı postürler gelişerek. Ama bu da travmatize ediyor. Her gün bir yük var. Belki diyorum ondan kaynaklanan problemlerden dolayı oluşuyor bu boyun fıtıkları. Yani sadece boyun fıtığına, bel fıtığına odaklanmak değil, sisteme tedavi etmek. Sizin sisteminizi düzeltmem gerekiyor. Ağrıyı bir kenara bırakın. Tabii ki kişi ağrı şikayetiyle geliyor. Ama sistemi düzeltmediğiniz sürece ağrı devam edecek. Bu tarz tedaviler, miyofasyal terapiler, buna bağlı self-treatment dediğimiz kişilerin kendi kendine yapabileceği terapiler, onları belirliyoruz. Yani kişiye göre bir program çıkıyor. Egzersizinden tutun, yapılacak terapiler, yapılacak şeylere göre program çıkıp sonra devam ediyoruz kişilere uygulayarak. Evde yapabilecekleri egzersizleri tarif ediyoruz. İş yerinde bir takım self-treatment aparatlarımız var. Onları kullanarak basit şeyleri, basit ama çok etkili yöntemler bunlar. Akşam eve geldiğinde bunu yapabilir. Çok fazla zamanını almayan şeyleri önererek yaşam kalitesini artırıyoruz. Böylece ağrısı geçiyor zaten. Çocuklarda var, çok yaşlılarda var. Her yaş grubunda rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çünkü hiçbir yan etkisi olmayan, elle uygulanan, hiçbir şey kullanmıyorsunuz. Yani masaj gibi de düşünmeyin. Tabii bir manuel terapi tekniği bu. Tabii şöyle, fasyal tedaviler çok çeşitli. Fasyal manipülasyon var, farklı ekollerden geliyor. İşte Padova Üniversitesi'nin hocalarının farklı yöntemleri var. Ulm Üniversitesi'nin farklı var, Amerika'da farklı. Yani bunlar ortak konusu fasya. Zaten benim üye olduğum
kurum Fascia Research Society. Yani bu konuyla ilgilenen dünyadaki insanların toplanma yeri. Hepsi farklı araştırma, hepsi farklı konseptler uyguluyor ama ortak nokta bu. Yani ortak noktada birleşip farklı tedavileri kişiye göre belirleyip yapısına göre hangisini uygulayacağınıza karar veriyorsunuz. Ama ortak baz Fascia. Şimdi insanlar hep sağlıklı yaşamak için egzersiz yapalım diye bir şey vardır değil mi? İşte kilomuz asıl olsun egzersiz yapalım ama yanlış egzersizler çok zarar verebilir. Bazen bodyciler vardır, çok şey olur, çok güçlü kasları olur. Ama o kasların üzerinde bir kılıf var. O kılıf sert olduğu sürece istediğiniz kadar güçlü kasınız olsun. Yani egzersiz de aslında yanlış yapılırsa sorun yaratıyor. Şu var, sadece problem olmasa gerek yok. Zaten yaşla beraber eklem mesafeleriniz daralıyor. Önleyemezsiniz. Günlük yaşantı zaten bunu yapıyor. İşte belli yaştan sonra yaşla beraber sadece yaşlılıkta kireçlenme olmuyor. Aslında siz zeminini hazırlıyorsunuz. Bir ev kadınısınız, sürekli mutfakta tekrarlayan bir işiniz var. Müzisyensiniz, sürekli keman çalıyorsunuz. Yani ya da farklı enstrümanları çalıyorsunuz. Sürekli aynı işi yapıyorsunuz. Hiç hareket yapmıyorsunuz ya da çok egzersiz yapıyorsunuz. Hepsi bir travma. Şimdi buradaki kural şu. Vücutta bir sistem var. Bu sistemin bir sıvısı var. Bir fizyolojik bir olayı var. Siz bunu hiçbir şey yapmasanız daha yıpratabilirsiniz. Çünkü yer çekimine karşı bir direnen bir sistem var. Dik durmaya çalışıyoruz. Buna göre balans sağlamaya çalışıyor. Bir mücadele var. Siz bunu aza indirmeniz gerekiyor. Önlem almanız gerekiyor. Bu egzersiz yaparak değil, diyet yaparak değil. Her yaş grubunda yani çocuk yaşta postürünüzü düzelterek, önlemlerinizi alarak, genç erişkinken de, yaşlıyken de dengemizi sağlayan bu sistem çünkü. Eğer bu denge bozulursa yaşlılıkta düşmeler başlıyor. Her ağrının sebebi bu sistem değil. Şöyle ki karar vermek gerekiyor. Yani fizyoterapiste hasta geldiği zaman ben soruyorum. Diğer doktor arkadaşlara gittiniz mi? Muayenenizi yaptırdınız mı? Çünkü bir kanser de ağrı yapabilir. İç organlardan da gelebilir. Tabii ki fasyada iç organların etrafında ayağa kalktığımız zaman onları bir arada ayırıyor, bir arada tutuyor. Müthiş bir şey. Yani sadece bu fasyadan, sorundan kaynaklanmıyor, organdan da kaynaklanan sorun bazen omuz ağrısı yaratabiliyor. Bunu ayırt etmek gerekiyor. Önce genel cerrahiye gidiyor ya da ortopediye gidiyor. Önce bir analiz, bir teşhisi konulsun. Teşhisi konulduktan sonra okey, tamam, herhangi bir problemi yok. Sonra hasta bize geliyor. Ya da bana direkt geldiği zaman hayır diyorum, ben önce sizi göndereceğim. Bir karın ağrınız var ya da bel ağrınız var. Bel ağrısı farklı yerlerden kaynaklanabilir. Yani bir kanser hastasının bir iç organı bel ağrısı yaratabilir. Ayırt etmesi için tabii ki önce bir doku hekim kontrolünden geçmesi gerekiyor. Bu demek değildir ki MR demek değildir tabii ki. Yani mümkün olduğu kadar ben şunu öneriyorum kişilere, yani illa bir doktora gittiğiniz zaman illa MR'la sonuçlanmasın. Doktor bir rica edin ki MR'sız da ben bakabilir misiniz bana? Hani almak istemiyorum ya da diğer görüntüleme cihazları. Zararsız dense dahi tabii ki yine de bir miktar zararları var tabii ki. Bazılarının daha fazla, bazılarının daha az. Yani ona göre tespit edilir, yapılması gerekiyorsa zaten hekim yönlendirir. Sonrasında hasta geldiğinde bana ben artık teşhisler konmuş. Ağrının nedeni işte dediğim gibi muayeneye başlıyorum. Detaylı incelemeye başlıyorum. Bazen öyle oluyor ki kişinin çok ağrısı var. En son psikiyatriste gönderiliyor. Deniyor ki senin psikolojik. Ama bilmiyorlar ki o psikolojik sorunun bağ dokusu ne kadar hasarlı uğradı. O da ben tespit edebiliyorum. Ve böylece kişinin sistemini düzelterek, ağrısını geçirerek yaşam kalitesi artıyor. Geçirdiğiniz bir travma var çocuklukta. Bisikletten düşmüşsünüz ama hafızanızda yer alıyor. Fasyanın sinir sistemi bu hafızayı kaydediyor. Geçirilmiş travmaları da kaydediyor. Ya da ülke değiştirdiniz, farklı bir ülkeye gittiniz, eşinizden boşandınız, ailenizde ani bir kayıp oldu. Bu size vücutta depo olarak geliyor. Çünkü bu sinir sistemi depoluyor. Bununla ilgili çok güzel araştırmalar var. Yani emotion etkileniyor. Buna bağlı olarak fasyada, yani dedim ya araba çarpmış kadar etkisi var. Ben yaptığım hasta çalışmalarında da öyle. Hasta geliyor, hiçbir bulgu yok. Ama siz bir travma geçirdiniz mi diyorum. Ailenizde herhangi bir kayıp oldu mu? Ya da boşanma oldu mu, herhangi bir şey oldu mu? Evet, o zamandan başladı ağrım diyor. Çünkü bu hafızayı aldığı için hasar yapmaya başlıyor. Yani sıvıyı azaltıyor bu da. Aynen diğer etkiler gibi. Ya bunların hepsinin arkasında bilim var. Yani bilimle çalışıyorum. Çünkü Fascia Research Society üyesi olduğum için hepsi rastgele şeyler değil tabii ki bunlar. Hepsi bilimle ispatlanmış. Aynı şekilde hasar yarattığı için bazen o gevşeme, vücuttaki o kasılmayı gevşetme ağrılığının çözümü oluyor. Psikoloji rahatlıyor, yaşam kalitesi artıyor inanılmaz bir şekilde. Fasyanın uyarılması için temas gerekiyor. Önemli bir şey. Yani temas ettiğiniz, o bölgede beklediğiniz zaman fasyal tedavilerle, çünkü belli bir süre beklemeniz gerekiyor. Beklediğiniz zaman alttaki sıvı harekete başlıyor.
harekete başladığı için hasar onarılmaya başlıyor inanılmaz bir şekilde. Onun için yogadır, meditasyondur, ruh. Zaten siz hasarı çözmeniz gerekiyor. Çünkü psikolojik şey hasar bırakmış onunla. İşte ihmal edilen şey bu. Görülmeyen şey bu. Yani vücuttaki hasarı onarmak, fizyolojik yapıyı tekrar eski haline getirmek. Onun için fasya odaklı tedaviler, eğitimler, işte kişilere eğitim veriyorum. Eğitimler kendi kendilerine yapabilecekleri şey. Mesela işte toplar var. Değişik silindirler var, pilates, yumuşak silindirler var. Bunları kullanarak tedaviyle beraber yaptığımız uygulamada egzersiz değil aslında bir takım hareketler. Bu hareketlerle beraber bu dokuyu onarıyorsunuz. Onun için bu anlamda çok değerli. Dokunmak çok önemli. Ya dokunmanın fizyolojik etkisi içerideki inanılmaz. Tabii miyofasiyal tedaviler bastırmak hızlı o bölgeyi irite etmek değil. Yani çok yumuşak. Aynen şunu düşünün. Bebek ağlıyor, kucağınıza aldınız. Sustun diye sert sallıyorsunuz. Çocuk daha çok ağlamaya başlar. Aldınız yumuşacık sallıyorsunuz. Aynen dokuya dokunmak gibi. Dokuya bu şekilde dokunduğunuzda hafif bir dokunuş ve dokuda beklediğiniz zaman ısı yaratıyor. Isı yarattığı zaman sıvı aktifleşiyor. Ve içerideki sıvı aktifleştiği için de aslında sıvı bir iletken. Elektrik enerjisi üretiyor içeride. Hani biyoenerji falan denir ya. Aslında tabii ki biyoenerji dedikleri şey aslında bir nevi bu. İnsan vücudu bu sıvı içinde her şey. Bu sıvının kalitesi önemli. Kalitesini arttırıyor ve dokular yerleşiyor yerine. Yani bunların hepsi tabii ki bilim. Bedeninizin farkında olacak uzmanlarla tedavi yöntemi aramak en doğrusu. Bu anlamda Nurcihan Ekici'ye çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir dosyada tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.